Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız. Modelimiz gayet kolay bir model. Tamamen düz örgülerden oluşuyor. Sadece arada bakınız ilmekleri uzatarak bu güzel görüntüye ulaşıyoruz. Evet modelimizi hemen çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. 3 model üzerine çalışmamızı yapalım. 4 ve katlarından oluşacağı için modelimiz 4 8 12 tane ilmek alıyorum. Bir başlangıç için, bir de bitiş için ilmeklerimizi ilave ederek toplamda 14 tane ilmeğimi şişime toparladım. İki şiş üzerine toparladım. Bakınız ilmeklerimizi aldıktan sonra mutlaka bir tane de düğümümüzü atalım. Bir düğüm atıyorum. Şişimin birini çekiyorum. Hemen modelimi kurmaya başlıyorum. Örgümüzün arka yüzü ters olarak örüyorum. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. Lastiklerimizin, haroşalarımızın üzerine modelimizi başlayabilirsiniz. Ben direkt modelimizi çalışmaya başlıyorum ve birinci sıramı ters olarak örüyorum. son ilmeğimi düz alıyorum kenarımız düzgün çıksın diye ikinci sıramın tamamını düz örüyorum ve örgümün düz yönündeyim bakınız sıra sonuna kadar düz olarak örelim. kanalımıza abone olarak bizleri desteklerseniz çok memnun oluruz aşağıdaki zil sesine de basarsanız yeni videolarımızdan haberdar olursunuz. Ve örgümüzün ters yönündeyim ve üçüncü sıramız. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Gayet kolay bir çalışma. Üçüncü sıra ters. Dördüncü sırama geçiyorum. Dördüncü sıramı düz olarak örüyorum. Sona kadar ilerleyelim. Bakınız ilmeklerimizi birer birer örerek ilerledik. Arka, yüz, arka yönden ters, ön yüzden düz olarak örelim. Tekrar tersten örüyorum. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. sıra sonuna kadar örerek geldim son ilmeğimi ben düz olarak örüyorum kenarlarımız düzgün olması için modelimizi kurma işlemi için hazırız hemen ilk ilmeğimizi örmeden alalım 4 ve katlarıyla kuruluyor modelimiz sayıyorum 1 2 3 4 4. ilmeğime hemen geliyorum 1. göz değil 2. göz değil 3. göz atlıyorum yine 4. gözün içerisine giriyorum bakınız 3 atladım 4. ilmeğimden aşağıya doğru sayıyorum. 1 2 3 4 4.ye giriyorum ve yukarıya doğru bir tane ilmeğimi çıkarıyorum. ilmeğimizi çıkardıktan sonra uçta duran ilk ilmeğimle örüyorum. Bakınız. Uzun ilmeğimi uzattım. ilk ilmeğimi ördüm. Bir ilmek çıkarıyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir üst sıraya giriyorum kaçırmayalım bir üst sıraya giriyorum yukarıya doğru ilmeğimi uzatıyorum ve şişimin ucundaki ilmeği örüyorum ipimizi aşağıdan çıkardıktan sonra hemen bir tane düz örüyoruz bir yukarıya doğru gidiyorum bakınız aşağıdan yukarıya doğru çıktım 4 3 şimdi ikinci ilmek arasına batıyorum ve boyutları da yukarıya doğru azalmakta bakınız yukarıya yaklaştıkça daha kısa ilmekler çıkarıyoruz. Uçtaki ilmeğimi örüyorum. Ve sonra bir aşağı bakın. Hemen şişimizin ucunda bulunan yerin altına giriyorum. Daha kısa bir ilmek çıkarıyorum ve şişimdeki ilmeğimi örüyorum. Her bir ilmek uzattıktan sonra birer ilmek ördüm. Bir uzattım, bir ördüm. Bir uzattım, ördüm. Uzattım, ördüm. En son dördüncü ilmeklerimizi. Bakınız boyutu da daha kısa. Ve başlıyorum. Hemen bir, 2, 3, 4. Dördüncü ilmeğimin altından şöyle altına doğru ilerliyorum. 1, 2, 3, 4. Dörde giriyorum. Yukarıya doğru çıkıyorum. Ve bir tane ilmeğimi uzattıktan sonra hemen ilk ilmeğimi örüyorum. Bakın bir üste geçiyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. biraz daha boyutu kısa hemen ilmeğimi çıkardıktan sonra bir tane daha düz örüyorum şişimden bir yukarıya geçiyorum bir ilmek çıkarıyorum sıradaki ilmeğimi düz örüyorum hemen ilmeğimin altındaki bölüme girerek bir tane uzatıyorum ve şişimdeki ilmeğimi örüyorum dört defa bu işlemi yapıyorum bakınız bir uzattım ördüm uzattım ördüm hepsini şöyle görecek olursak önce uzattığımız sonra ilmeğimiz uzattığımız ördüğümüz bu şekilde 8 tane 2 4 6 ve 8 tane ilmeğimiz olduğunu görüyorum ve yeniden aynı işlemi yapıyorum 1 2 3 4 4. ilmeğimden yukarıdan aşağı doğru sayıyorum 1 2 3 ve 4 dördüncü yuvanın içerisine giriyorum ve bir tane ilmeğimi uzatıyorum hemen uçtaki ilmeğimi örüyorum bir yukarıya çıkıyorum ilmeğimi uzatıyorum bir ilmeğimi şişimin ucundan örüyorum bakınız bir yukarı çıkıyorum tekrar bir ilmek çıkarıyorum uçtakini örüyorum Hemen şişimin altındaki göze giriyorum ve düzümü örüyorum, son ilmeğimi düz olarak örüyorum ve modelimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bakınız ne kadar devam ederse etsin, hangi büyüklükte olursa olsun bu şekilde devam edecek. Dördüncü ilmeğimizi dördüncü sırasından ilmeklerimizi alarak hem ilmeğimizi çıkarıyoruz, bir tane düz örüyoruz, sıradan bu şekilde örelim. Şimdi örgümün arkasıyla devam ediyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Bakınız gayet güzel arkasından da ilmeklerimiz görülmekte. İlk ilmeğimizi örmeden alalım. Sonrasında hem ördüğüm hem uzattığım ilmeği tek ilmek olarak tersten örüyorum. İkisini bir alıyorum ve kesiyorum. İki tane hem uzattığım hem ucunda ördüğüm ilmeğimi ikisini aynı anda alarak kesiyorum. İkisini aynı anda alarak kesiyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ikişer ikişer örerek tek ilmeğimizi düşürüyoruz. Son ilmeğimi ters düğüm ama düz örüyorum. Evet bakınız modelimizi bu şekilde kurduk. Şimdi ikinci modelimiz için 4 sıra örelim. Ön yüzden örüyorum. Düz olarak örüyorum. Arkadan ters olarak toparladım. Önden bir sıra düz ördüm. Arkadan bir diye tersimizi sayıyoruz. Kapattığımız sırayı. Bunu iki diye sayıyorum. Şimdiki öreceğim sıramı üç diye sayıyorum. Kapattığımız sırayla saymaya başlıyoruz. Üçüncü sıramız. Ve dördüncü sıramızı örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimizi örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar örelim. Arkadayım. Arkadan ters olarak örüyorum. Evet ve modelimizi yeniden kurmak için sıralarımızı örerek geldim. 1 2 3 4 tane düz yönden görülmekte bakınız. Şimdi ilk ilmeğimizi örmeden alalım. 1 2 3 ve 4. ilmeğimi görüyorum bakınız. 1 2 3 4. gözün içerisine giriyorum. Şuradan sayıyorum. 1 2 3 4. 4. gözün içerisine girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Uçtan örüyorum. Bir üste geçiyorum, bir ilmek örüyorum, bir ilmek çıkarıyorum, bir ilmek örüyorum, bir ilmek çıkarıyorum, bir ilmek örüyorum ve bu şekilde modelimizi ikinci kez kurduk. İstediğimiz boyuta gelene kadar üst üste modellerimizi kurarak büyütüyoruz. Evet bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni videolarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.